Değerli dostlar, İslam tarihine baktığımızda birbirinden güzel dönemleri, birbirinden güzel adetleri görmüş olacağız. İşte bunlardan bir tanesi olan Osmanlı döneminde 600 yıl boyunca İslam sancaktarlığı yapmış bir dönemde yaşanan birbirinden güzel ve unutulan adetleri sizinle paylaşacağız. Başlıyoruz. Osmanlı dönemindeki adetlerden birincisi sadaka taşları. Birçok mahallede fakir ve zengin arasındaki dengeyi sağlamak için zenginlerin oraya para veyahut da değerli eşyaları bıraktığı, fakirlerin de kendi ihtiyaçlarına göre sadece kendi ihtiyaçları kadar aldığı güzel bir adet sadaka taşları. Osmanlı'daki güzel adetlerden bir tanesi de gençler asla yaşlıların önüne geçmezdi. Eğer bir sokakta önünüzde bir yaşlı amca gidiyorsa onu geçmek ayıp sayılır. Ve yaşlı amca, evladım ben yavaş gidiyorum beni geçebilirsin dediği zaman işte o vakit müsaade ister geçerdiniz. Osmanlı'da bir evin penceresinde sarı bir çiçek görürseniz o evde hasta var anlamına gelir. Ve ona göre sokak sakinleri veyahut da o sokaktan geçen sokak satıcıları sessiz bir şekilde konuşmaya çalışırlar ki hastayı rahatsız etmemek için. Osmanlı'daki şehir mimarisi de muazzamdı. Şehrin merkezinde cami olur, etrafında evler yapılırdı. Yani mimari olarak cami merkezli bir şehir yapısıyla karşı karşıyayız. Osmanlı'daki güzel adetlerden bir tanesi de eve gelen misafirlerin ayakkabıları, burunları dışarıya doğru değil içeriye doğru konulacak şekilde düzülürdü. Bu şu manaya gelmekteydi. Biz sizin misafirliğinizden memnun kaldık, bir daha bekleriz. Osmanlı'daki bir başka güzel adet ise kapılarda iki tokmak olurdu. Biri küçük, biri de büyüktü. Dışarıdan gelen kadın ise küçük tokmağı çalar, erkek ise büyük tokmağı çalar. Ve içeridekiler dışarıdan gelenin kadın mı erkek mi olduğunu hesaba katarak ona göre kapıyı ya kadın açar ya da erkek açar. Kıymetli dostlar, Osmanlı'daki güzel adetlerden son bir tanesini de sizinle paylaşacağız. Kız istemeye gidildiği zaman kendisine ikram edilen damadın kahvesi tuzlu ise baba daha ilk yudumdan damadın yüzüne bakar. Eğer yüzü ekşirse demek ki içeriden gelin adayı evlenmek istemiyor manası çıkar ve konu fazla uzatılmadan baba müsaade ister gider. Değerli dostlar, anlatmış olduğumuz bütün bu adetler birbirinden güzel. İşte bunları devam ettirebilmek adına tarihimizi iyi bilmemiz, İslam tarihini iyi okumamız gerekiyor. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.